Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Ağustos 2024 Klan Savaş Liglerinin 7. aynı zamanda final gününde kaldığımız yerden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Söylemek istediğim birkaç şey var. İlk olarak sesim düne göre çok daha iyi. Birkaç gün öncesine göre ise çok daha iyi. Şükürler olsun. Hala daha kısıklık söz konusu, bir çatallık var ama önceki günlere kıyasla daha iyi. Aynı zamanda konuşurken kendimi daha rahat hissediyorum. Muhtemelen önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacaklar inşallah. Evet, bununla birlikte şu anda yüzümde muhtemelen bir kızarıklık, yanıklık görüyorsunuz. Bu sefer kameradan, ışıktan veya giydiğim kıyafetin renginden dolayı değil. An itibariyle saatler 21.35, 10.08.2024 tarihindeyiz. Sabahın köründen bu yana sıcakta dış cephe badana yapıyorduk arkadaşlar. O yüzden güneş birazcık beni kavurdu. Ama iyi de oldu, güzel bir enerji verdi bana. Kendimi çok daha iyi hissediyorum şu anda. Bununla birlikte şöyle bir lige bakalım. Dünkü savaşı da kazandık. 44 yıldız atmıştık sanırım. O videoyu bitirdikten sonra aynı düzene son bir saldırı yaptım. %96 2 yıldızda kaldık. Sıkıntı yok, yine de güzeldi 44 yıldız. Yani usta 2 ligi hayırlı olsun diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle genel sıralamadaki pozisyonda bu şekilde. Açıkçası şu andan sonra saldırı yapmasam muhtemelen yine birinci kapatacağız. O derece bir yıldız ve yüzde farkı söz konusu. Alt tarafta zayıf köyler vardı. Onları 3 dedim. Kalan 7 tane belediye binası 16'ya da en azından bir kısmını sizlerle birlikte gerçekleştirmek istiyorum. Ayrıca savaşın bitmesine 5 saatlik bir süre var. Ve bu videoyu yarın paylaşacağım. Çok geç olacak çünkü bu saatten sonra atamam. Söz vermeyeyim, yalancı çıkmak istemem ama videonun sonunda 5 saat sonra bonus lig madalyalarını da dağıtıp videoyu o şekilde bitirebilirim yani. Gönlümden geçen o şekilde, umarım kısmet olur. Bir de şu çok hoşuma gitti. Geri dön şef. Sarı lalenin sana ihtiyacı var. Şeklinde yorumlar gördüm. Ya var ya, beni benden aldınız ya. Gerçekten eksik olmayın. Teveccühünüz için çok teşekkür ediyorum. Üçüncü kanalımız Conqueror kardeşte. Little Nightmares 2'nin finalini yapacağız ama şu sesle yapmak istemiyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ve tadı kaçmasın diye girip kendim de yapmıyorum yani. Hala daha finalden haberim yok. O kırmızı kapılardan çıkış yolunu daha bulamadım bile. Videoda sizlerle birlikte bulacağız ama öncesinde şu sesim bir normale dönsün. Bu halde o kanala video paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, vaziyetler bu şekilde. Son olarak reklam arası, ekmek parası vatangame.com üzerinden açıklamalar kısmının en tepesinde referans linkim var. Oldukça uygun fiyata altın biletlerinizi ve diğer oyunlardaki alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Linke tıklayarak hesap açtıktan sonra alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalar kısmının en tepesinde link mevcut diyelim. Lafı daha fazla uzatmadan saldırılarımıza başlayalım. Evet efendim, aşağıdan yukarıya doğru gitmek istiyorum. Conqueror 3 isimli hesabımızdayız. Yeni etkinlik geldi. Kraliçe'ye yeni bir ekipman geliyor arkadaşlar. Kraliçe'ye aynalıyor. Gerçekten enteresan. Şimdiden hepiniz güle güle kullanın yani. Bütün hesaplarımı alabilir miyim bilmiyorum ama ana hesabıma kesinlikle alacağım. Yani almakla kalsa sıkıntı yoktu arkadaşlar. Alıyoruz da yani kullanmaya seviyesini yükseltemediğimiz için pek bir kıymet harbiyesi yok yani. Ben o yüzden anlık olarak kullandığım ekipmanlara cevherlerimi harcamaya devam edeceğim. Mesela kraliçede şampiyonda hız şişesi, binici kuklası, koruyucu da işte gördüğünüz gibi böyle. Yani kullanacak olanları şimdiden güle güle kullanın demek istiyorum. Evet, bu arada güç iksiri bastım ama kahraman iksirim kalmamış. Nasıl yapacağız? Baskın madalyam da yok. Eyvah. Eyvahlar olsun, buradan çıkarma. Hadi bir tane kahraman iksir lütfen. Vardır da burada 410 puan istiyor. Videoyu yetiştirmem imkansız. Mecburen arkadaşlar 74 kral, 72 kraliçe, 64 koruyucu ve 38 seviye şampiyonla saldırı yapmam icap edecek. Başka bir lüksüm yok şu anda. Açıkçası taşla falan da kesinlikle almam. Zaten savaşı kazandık. Hani çok 3 yıldız gelmez, canımız sağ olsun. Çok da dert değil yani. Evet. Böyle bir köy var karşımızda. 50 seviye kraliçe, evet, zayıf bir köy arkadaşlar. Seken top ve çoklu okçu kuleleri de yok. İyi denk geldi. Hero'ların max olmadığı için bu durum beni gerçekten memnun etti. Bina monolit ve tekliğe sarmaşığı atıp kral ve uçan kişiyi ilk yayına göndereceğim. Kaya saçarı doğru da ana saldırı gücümü başlatacağım. Saldırı butonuna tıkladım, gitti, hayırlısı olsun, hadi bakalım. Rahat bir kafayla saldırı yapacağız arkadaşlar çünkü bugüne kadar gayet güzel bir performans gösterdik. Bundan sonra yani her türlü hatayı da sıkıntıyı da kaldıracak pozisyondayız. O yüzden kafamız rahat yani. Şuradan önce orman birincilerini sallayacağım.
Şöyle hemen ardından koruyucu. At şu ko... Aa, tıklamamışım. Tamam. Şöyle valkürlerimi de gönderiyorum. 50 seviye kraliçe hiç korkutmuyor beni. Çok fazla ciddiye alamayacağım onu. Şuradan kralı ve uçan kışlayı pozisyonlandırdım. Hemen ardından şu noktada bir sarmaşık büyüsü. Tam istediğim şekilde oldu. Gayet güzel bir başlangıç. Şöyle şu arka taraftan kelle avcısını da pozisyonlandırıp koruyucunun özelliği için fırsat kolluyorum şu anda. Biraz daha içeri gidip tam şöyle şu noktada bir öfke ve koruyucunun özelliğine de bastım. Güzel. Bütün askerlerimizi koruyucunun özelliğine sakladık. Kral ve Pekkalar da... Aa, kraliçe de o noktadan gitmiş. Peki. İyi. Şu tekliğe ve kartal topuna bir dondurma. İkinci öfke büyüsünü aşağı mı atsam? Üst tarafta gerek yok. Şimdilik bekleteceğim. Sarmaşığın etkisi gelip şöyle tekliği kaplamayacak şekilde atalım. O tekli cehennem kulesi de aradan çıksın. Hadi. Kraliçenin özelliği gitmesi mükemmel. Bu arada unicorn kaybettik sanırım. Neden bu kadar kaybettik onu da anlayamadım ama sıkıntı yok. Şuradan şampiyonumuzu da atalım. Rahat bir şekilde 3 yıldız gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Aynen. Geldi mi? Ulan. Tekliği dondurduk ama orman binicilerimizin neredeyse tamamını kaybettik. Ulan bir şey söyleyeceğim. Ejderha binicileri çok mu fazla iş yaptı, bana mı öyle geliyor? Şu binayı etkisiz hale getirelim. Monorit açıkta kalsın. Şuraya bir bebek ejder. Andamayın eşiği. Dondurmamız var. Binanın arkasında da çok fazla bir şey yok. 3 yıldız gelir diye düşünüyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Birazcık zor oldu. Hani köyün çok zayıf olduğunu göz önünde bulundurursak 3 yıldız biraz zor geldi gibime geldi. Ha. Sanki ejderha binicileri askerlerimizi katletti gibi. Bana mı öyle geldi acaba? Bilemedim. Neyse, binanın haricinde bize sıkıntı çıkartacak bir savunma yok. Ona da attım bir tane dondurma. 3 yıldızla açılışı yapmış oluyoruz. Bizim de hero'larımız max değildi arkadaşlar. Hak vereceğiniz üzere bayağı bir fark ediyor. Hatta ben bazen kayıt dışında saldırı yaptığımda alt taraflarda mesela 15'e bile saldırdığımda böyle hero'lar 65-70 olduğu zaman 15'i bile üçleyemediğim oluyor. Şimdi yalan konuşmayacağım. Hero'lar bayağı bir fark ediyor arkadaşlar. O yüzden siz olun, iksirsiz kalmayın yani. Evet, açılışı yaptık. Bir bakalım yükseltme yapabiliyor muyuz? Muhtemelen yapabiliyorumdur. Bir kontrol edeceğim. Yapamıyormuşum. Ekipman basabiliyor muyuz peki? Ona da bir bakalım. Ekipman da. Sağlık olsun. Devam ediyorum. Diğer hesaba geçiş yapıp hemen geleceğim. Evet efendim. Büyüklü küçüklü kan kırar. Namı diğer. Yok lan. Karıştı. Hastayım ya. Ondan ala. Çok hastayım arkadaşlar. Bak sesim bile. Bir de şey var. Allah'ım neredeyse unutuyordum. O yorumu görünce bak, ismini hatırlamıyorum vatandaşın. Cismini de hatırlamıyorum. Cinsiyetini de hatırlamıyorum. Ama yaptığı yorum var ya. Hayırdır, kan kırır diyor. Hiç sesin solun çık. Hiç sesin solun çıkmıyor. Yani ne mükemmel bir espri kabiliyeti. Gerçekten helal. Sana şapka çıkartıyorum burada. Normalde deyimdir. Hani ne zaman kullanırsın? Böyle uzun zaman görmediğin, duymadığın kişiler için kullanırsın. Yani sesimin kısıklığıyla alakalı muhteşem bir espri yapmış. Gerçekten tebrik ediyorum. Takdir ettim yani. Hayırdır diyor. Hiç sesin solun çıkmıyor. Nerelerdesin der gibi. Hoşuma gitti. Evet, 17 milyon iksirimiz var. Klan kalelerini bazı hesaplarda basmadım. O yüzden iksiri bekletiyorum. Bir tane yükseltme yapabiliyoruz. Tercihim savunma ama savunma olmadığına göre bir tane güççük bomba yükseltmesine gideceğim. Herhalde en mantıklısı böyle olacak. Laboratuvar da dolu. Hemen saldırımıza geçebiliriz. Evet, rakibin altı bu hatta. Şu bakacağım nereliymiş. O uluslararası. İngilizce konuşuyorlar. Uluslararası bir klan. 346 savaş kazanmış, 23 seviyeli köklü bir klan arkadaşlar ama açıkçası köyleri zayıf. Özellikle alt taraftaki köyleri bayağı, buradaki de zayıf. Şuraya bak. İhtimal dahilinde değil buradan 3 yıldız gelmemiz, bak o kadar söylüyor. Bu oyunda büyük lokma yiyeceksin, büyük laf etmeyeceksin ama düzeni çok kötü. Bak savunmalarını geçtim. Düzeni çok kötü olduğu için ben büyük laf ediyorum. Burası garanti üçlenecek arkadaşlar. Yani garanti. Evet bak, yine iki saldırı yaptım. Kendi kendime yine nazar ettim. Ne? Sesim yine zorlamaya başladı. Yani ne kadar güzeldi, sabahtan beri hiç sıkıntı yok. Niye böyle oldu şimdi ya? Evet. Kral uçan kışlayı bıraktım. Tam şöyle şu noktada bir adet öfke büyüsü patlatıp bir tane de kelle avcısı gönderip koruyucunun özelliğine şu noktada basıyorum. İndirebildikleri kadar indirsinler. Sarmaşığı sonrasında kullanacağım. Özelliği gitsin. Monolit'i de alalım. Şöyle şu noktada sarmaşığı patlat. Ah lan, monolit gıdım canlı hayatta kaldı. Tutturamadım arkadaşlar. Monolit açıkta kaldı ama sıkıntı yok.
Kendi kendime nazar ettim lan. Sabahtan beri hiç sıkıntı yok ya. Videoya geçince de ekstra bir stres mi oluyor bana? Ne oluyorsa? Ekstra bir sesim gidiyor ya. Hayret bir şey. Şuraya mecbur bir tane daha sarmaşık atacağım. Monolit hakkımızı kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu baba yiğitlere, buz golemlere ve cadı da çıkmış bir tane klan kresinden. İyi denk getirdim. Zehir büyüsünü de değerlendiriyorum. 3 tane dondurma özelliğiyle birlikte 3 tane hirom. Bir tane de sarmaşık büyüm var. Bu da bize çok rahat, net bir 3 yıldızı getirmiş. Şu sesle gerçekten video çekmeye bile utanıyorum ama yani biz bizeyiz arkadaşlar. Burada yabancı yok yani, değil. Evet, inşallah burayı kesmeyi unutmamışımdır. Çok çirkin öksürdüm çünkü. Kulaklarınız rahatsız olmasın diye aralarda kesintiler olmuş olabilir arkadaşlar. Sarmaşığın etkisi geçti, sıkıntı yok, bir şey kaçırmadınız. Askerler 2 saattir bekliyorlardı kabak gibi. Sarmaşığın etkisi geçtikten sonra son kalan binaları da indiriyoruz ve bu saldırımızı da bu şekilde noktalamış oluyoruz. Dolayısıyla bir sonraki saldırıya geçmemek için hiçbir sebep yok. Hazırlıkları yapıp hemen geliyor. Evet efendim, Conqueror 2 isimli hesabımızdayız. Full depo bir iksirimiz var. İksirle yapacak bir şey var mı? Vay babanın düşmanlarına. Büyük koruyucu var ama onu basamam şimdi. Bir de ligler bittikten sonra klan savaşlarına başlamayı düşünüyorum. O yüzden hero yükseltmesi yapmak istemiyorum. Laboratuvar da dolu. Ne yapacağız biz şimdi bu iksirlerle? Her şeyi basmıyor. Hakikaten iksirle yapacak diye. Mecbur duvar basacağız arkadaşlar. Bu halde savaşa girme. Şu anda bile lig savaşına bile girmenin bir anlamı yok. O yüzden mecbur duvar basacağız. Bütün duvarları bitirmemişim. Bak iyi ki de baktım şuraya. 1, 2, 3 milyona baş. Kesin vardır ya. İhtimal dahilinde değil bence olmaması. Evet 10 tane varmış bak. Arasam 2 saatte bulamayacaktım. Şöyle bir tane daha basacağım. Geri kalan iksir şimdilik dursun. Laboratuvarın daha 3 günlük süresi varmış. Neyse videodan sonra basarım, sıkmayayım sizi. Şimdi efendim efendimin alası klan karesindeki ganimetlerimizi toplayalım. 7.4 milyon altınımız var. Bir yükseltmeye gideceğim. D bomba basalım. Malum sebeplerden. Gerçi artık süper okçuları, süper büyücüleri kullanan da pek kalmadı. Bunların da esprisi gitti ama olsun. Bazen denk geliyor arkadaşlar. Böyle süper okçu saldırısı yapanlar oluyor. D bombalarla birlikte onları bir güzel de haşlıyorum ben. Bir e-sporcu arkadaşın klanıyla liglerde denk gelmiştik. Geçen aydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar ikinci klanlarıyla lige girmişler. Benle eşleşmişlerdi Usta 2 liginde geçen ay. Salmıştım hatta maçı onlara. Conqueror kardeş diyor, mesaj attı bana Discord'dan. Ya diyor, sen diyor süper okçulardan ne istiyorsun ya diyor. Bütün köylerini diyor, onlara anti olacak şekilde ayarlam. Nereye atarsak atalım süper okçular patlıyor diyor ya. Sen ne yaptın diyor ya. Aklıma o geldi ama hakikaten uğraşmıştım yani, yalan olmasın. Süper okçulara uyuz oluyorum arkadaş. Düzgün bir yerde çalıştıklarında çok rahat 3 yıldız alıyorlar. Sevmiyorum öyle. Gerçi bizim yaptığımızın da bir hatta daha beter ama neyse. Neyse anladınız işte. Şuraya bir sinsi goblin. Kral ve uçan kışlayı buradan bırakacağım. Sağ tarafta temizlik yapabilir miyim? Hava savunması var, okçu kulesi var. Zor. Sağ tarafa muhtemelen şampiyonu atacağız arkadaşlar. Hele bir şuradan kralı ve uçan kışlayı gönderelim. Hemen ardından şöyle yayılı bir şekilde Orhanlar. Hemen druidler çok önemli. Çünkü girişte bayağı bir hasar yiyorlar. Şöyle kraliçe, kelle avcısı. Öfkeyi şimdi atarsam ziyan olacak, o yüzden atmayacağım. Koruyucunun özelliğine bastım. Şampiyonu da gönderdim. Sarmaşığı binada ve monolitte kullanacağız. Okçu kulesini açıkta bıraktım. Belki bir ihtimal onu gider indiririz. Güzel olur. Şuraya bir dondurma patlatıp öfke büyüsünü şurada değerlendirip cadı bizi üzme cadı. Lan benim dondurma mondurma bir şeyler atmam lazım. Bütün askerlerim öldü. Dondurdum. Vallahi dondurdum. İyi mi ettim, kötü mü ettim? Ulan bir şey söyleyeceğim. Çok kötü gözüküyor şu an. Bütün askerlerim öldü. Ne oluyor la? Şuraya öfke bir şey mi atsam? Vallahi kavurdular ne var ne? Şuraya abi büyüm kalmadı. Korkucu sen. Korkucunun burada ne işi var? Daha yeni fark ettim. Saçmalık lan bu. Koruyucuyu bir... Abi. Koruyucuyu var ya, askerlerden bir tanesi kulağından tutup çekmiş oraya. Başka türlü imkansız yani böyle bir şey olmasa. Bu nasıl iştir ya? Hayret bir şey. Vallahi şaşkınım şu anda. Şampiyonun özelliğine bastım. Kralın özelliğine basarsam bu sefer bina indirim. Mecbur bastım kral. Abi çok tekte kalmayalım da. Nasıl yapalım? Abi şurayı mecbur sarmaşığı çakacağım buraya. Başka çarem yok. Bir kraliçe kaldı binayı indirebilecek. Bir tane bile orman binicisi. Ya koruyucu nasıl bir satış koydu benim aklıma. Tekrarına bakmak lazım ama gerçekten çok şaşkınım şu anda.
Abi bir şey söyleyeceğim. Tek tek alacak bu saldırı. Çünkü kraliçenin önünü açacak bir şey yok. Büyü de kalmadı. Keşke sarmaşığı buraya atsaydım. Tekliği kaplamayacak şekilde kraliçeyle gider binayı indirdik. Ah ulan ya. Aklıma da geldi de basiretim bağlandı, yapamadım. Tekliği aldık. O da bir şeydir. Ama kraliçe asab gitti. Tek de tek. Şuradan sinsileri atayım. Tek tek aldık. Hatta belki %99 tek yıldız. Monolith alır mıyız? Vay babanın düşmanlarına. %98 tek yıldızda kaldık arkadaş. İnanılır gibi. Ama hakikaten yani korkucun oraya nasıl gitti ya? Ben şimdi video uzamasın diye bakmayacağım ama sizler geri sardırır. Gerçekten çok enteresan ya. Korkucu buradaydı. Onu oraya ne çek? Orman binicileri mi sol tarafa kaydılar acaba? Öyle bir şey mi oldu? Yani benim niyetim kral ve uçan kişi de bu bölgeyi temizlesin. Orman binicileri de buradan merkeze girsin. Merkezdeydiler ya, hatta gözümün önünde katletti savunmalarını. Nasıl oldu anlamadım. %98 tek yıldız, sağlık olsun diyor. Canımızdan da kıymetli değil diyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyor. Evet efendim, belediye binası 16 ana hesabıma geçtim. Birden en tepeye gittim. Neden biliyor musunuz? Az önce hani tekte kalmıştık ya. Bir üstteki saldırıda yine benzer bir durumda tek yıldız aldım. Kafayı yiyecektim neredeyse. Canını sıkılmasın diye kaydını da çıkartacağım muhtemelen. Çünkü birazcık moralim bozuldu. Kötü enerji size de yansımasın. Evet. Biri %98, diğeri %95 olmak üzere. İki tane. Nur topu gibi tek yıldızımız var arkadaşlar. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Ve hepsinden öte en tepedeki köyümü üçlemiş vatandaş. Helal olsun diyorum. Şöyle bir bakacağım ne saldırısı yapmış, nasıl üçlemiş. Ejder ejder binisi. Klon. Kraliçe de tahmin etmiştim. Devok ve şifacı kuklası. Şu anda bence oyundaki en iyi saldırılardan bir tanesi. Ben yapamıyorum çünkü ekipmanlar çok düşük. Çoğunda zaten şifacı falan birinci seviye. Devok da aynı şekilde. O yüzden yapamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey. Evet, böyle bir düzeni varmış vatandaşın. Peki. Labada lubada kral uçan kışta ne var ne yok? Hepsini buradan göndersem ne olur? Olmaz mı? Bence olur ve bunu yapacağım. Yapmasam mı acaba? Vallahi kararsız kaldım. Bilemiyorum. Öfke işçisi birazcık korkutuyor beni. Burayı parçalamamız lazım. Çok net bir şey. Şimdi kral ve uçan kışla. Neden hepsini bir yerden göndereceğim? Yani rastgele değil. Burada duvarlar kapalı olduğu için arkadaşlar. Seken top. Hero. İki tane X'e. Kralı da uçan kışlanın pekkalarından canını okuyacak. Ama buradan güçlü bir şekilde girersek onlardan daha fazla verim elde edeceğimi düşünüyorum. Sırf bu yüzden ne var ne yoksa saat 6 köşesinden derinlere doğru göndereceğim. Bakalım ne olacaksa olsun. Sonuçta iki tane tek yıldızımız var. Rezil olacağımız kadar olmuşuz yani. Bundan daha kötü ne olabilir? Değil mi? O deponun inmeyeceğini biliyorum. O yüzden bir tane de bebek ejder feda edeceğim. Bak. İki tane sinsi atıyorum. Ve şu zıkkımlar inmiyor ya. Ben kafayı yiyecek gibi oluyorum ya. İki tane sinsi goblin depoyu indirir. Oynamayın şu oyunun ayarlarıyla. İnşaatçı kulübesi yok, bir şey yok. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Kral, uçan kışlı, müdür yardımcısı. Hemen ardından Valkyrie. Güçlü bir giriş yapacağız bu arada. Hiçbir problem yok. Her şey yolunda. Kelle avcısını da gönderdim. Sakin sakin bekliyorum. Koruyucu gir. Koruyucu gir. Koruyucu gir. Kelle avcısını atamamışım bu arada. Şimdi attım. Koruyucunun özelliğine de bastım. Hemen şöyle bir adet öfke büyüsü. Ve bekliyorum. Sakince bekliyorum. Koruyucunun özelliği gidene kadar da sarmaşığı atmayacağım. Şimdi patlattım. Kaya saçarlar bina. Güzel bir görüntü var. Askerler sağ tarafa mı atsam? Şampiyonu sol taraftan atmaya karar. Çünkü üst tarafta orman binicilerimiz ve kraliçemiz var. Şurada da bir tane dondurma patlatırım. Şu seken topa dondurma atmayacağım. Onun yerine şu noktada bir tane öfke kullanmaya karar. Seken topu hafife almayın. Çok sıkıntılı Asya savunma arkadaşlar. Yani patlediyor askerleri. Şurada bir zehir büyüsü patlatıyorum. Şurası artık bir tane dondurmayı hak etti. Hemen şöyle ikinci sarmaşık büyüsünü de değerlendiriyorum. Kral özelliğini kullandı. Defansif buz golemleri yüzünden birazcık sekteye uğradık ama dünyanın sonu değil. Güzel bir görüntü var. Şuraya bir tane büyücü atacağım. Evet, kader anı artık burada, yavaş yavaş saldırımız şekillenecek arkadaşlar. Kraliçenin özelliğinin gitmesine müsaade etmeyeceğim. Dondurmayı kullanacağım seken topla. Şampiyon da çoklu cehennem kulesini alacak. Zaten başka bir şey kalmadı. Şöyle bir dondurma. Hadi kraliçe. Unicorn'u kaybetmeyedik iyiydi ya. İyi olmadı bu. Şöyle yapacağım. Sarmaşık şu noktada kullanacağım. Monolith'i açıkta bırakacağım. Şampiyon özelliğiyle birlikte monolith'i alır.
Umarım monolit kraliçeyi yapışmaz. Lütfen monolit. Bastım şampiyonun özelliğine. Hadi aslanım benim. Çok güzel. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Şampiyon öldü ama amacına ulaştı. Duvarlar da açılacak. Binayı garanti indireceğiz. 2 yıldız garanti. Ama 3 yıldıza gider mi? Muhtemelen gitmeyecek. Bugün günümde değilim ya. Vallahi bugün günümde değil. Şöyle bir şey var arkadaşlar, aklınıza gelmesin. Bu videoda birazcık öyle oldu çünkü. Ulan zayıf köylerden 3 dedin. 3 tane adam akıllı köy çıktı karşında, 3 yıldız alamadım bir türlü. Demeyin. Önceki günlerde de gerçekten en tepelerde 3-4 tane köy, hepsinde hem düzenleri güzel hem de savunmaları sağlam. Ona rağmen 3 demiştim. Hatta 2 kere 45 yıldız çektik. Ama bugün nasibimizde bu kadarı varmış. Sağlık olsun. Yine de fena bir saldırı olmadı yani. %97 2 yıldız. Açıkçası ben memnunum bu durumda. Evet. %97 2 yıldız. Kaç tane saldırı hakkımız kalmış bir bakacağım. 2 tane saldırımız var. Devam edelim. Evet efendim. 2 numaralı belediye binası 16. Sağlam. Makslanmaya 100 tutmuş hesabımızdayız. Burada bir ekipman yükseltmesi yapıyorum. Hız şişesini 16. seviyeye yükselttik. Güç ve kahraman iksirlerine bastım. Saldırıya hazırız. Düzene ilk defa bakacağım bu arada. Onu da söylemiş olayım. Space. Space diye okunuyor herhalde. Space out. Bakın. Space olmasın ya. Space olsa yerinde de o. Tam bu ordunun düzene. Yani bu düzenin ilacı elimizdeki ordu. Ya buradan 3 yıldız alamazsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. Yine çok iddialı konuştum ama bu sefer iddiamın arkasında durdum. Çünkü düzen hakikaten tam bizim işimize yarayacak şekilde. Kartal topuna doğru giriş yapacağım. Çatır çatır üçleyeceğiz buraya arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Evet. İnşallah. Yani niyetimiz, beklentimiz o. Ve burada kralı yine merkeze göndereceğim. Hiç şüphesiz. Direkt merkeze göndereceğim. Ormanlar. Koruyucu. Yoruyuklar. Çıkan kışta. Kral. Atana kadar 3 gün geçiyor zaten. Mobilden olsa şimdiye bitmişti savaş. PC'nin de kendine göre sıkıntıları var tabi. Bastım koruyucunun özelliğine. Sarmaşığı bekliyorum. Klan karesi bizi birazcık üzüyor işte. Klan karesi şöyle çaprazlama mı asmış? Çaprazlama at. Sol taraftaki kaya saçarı etkisiz hale getiriyorum. Tek bir cehennem karesinde bir dondurma. Ne gerek var? Ölmesin. Orman binicilerimizden bir tanesi. Şu kralın arkasından şampiyonumu pozisyonlandırıyorum. Tekli kuleye dondurma atmayacağım. Kaya saçarda vurmaya başlayınca ooo kraliçeye yapıştı. Sen o işi geçeceksin. Sen orada bir duracaksın. Şurada bir tane de öfke büyüsü patlatıyorum. Sarmaşığın etkisi geçmek üzere. Şurada ikinci sarmaşığı da şimdiden atmaya karar verdim. Şuraya bir büyücü patlatacağım. Ben şuraya dondurma atacağım ya. Çünkü çok fazla bir şeye ihtiyacımız kalmadı arkadaşlar. Bayağı güçlü ilerliyor saldırı. Asker kaybetmeyelim. İvmemiz azalmasın isterim. Şimdi son sarmaşığı monolite açıkta bırakacak şekilde atacağım. Ama acele etmeyeceğiz. Şuraya bir tane bebek ejder. Şöyle bir tane mayın eşiği. Monolite açıkta bırakacağım. Hiç şey yapmaya gerek yok. Zorlamayalım. Rahat rahat üşleyelim arkadaşlar. Rahat rahat. Adını çıkarta çıkart. Son sarmaşı atmamıza gerek bile yoktu açıkçası ama. Gözümüz gönlümüz şenlensin. Yani o kadar laf ettik ya düzenin kötülüğüne. Sonuna kadar acısını çıkartmak istedim ya. 3 tane hero özelliğiyle birlikte elimizde, bastığımız anda yok olacak ne var ne yoksa. Güzel. Kralda deprem çizmesi var, o yüzden bekliyorum. Bastım gitti. Biraz daha içeride olsaydı daha verimli olacaktı ama olsun. Bu da fena değil. 2 tane tek yıldız, bir tane de %97 2 yıldız facialarının ardından nihayet dandik köylerden 3 yıldız almaya devam ediyorum artık. Olsun canım, bunu da alamayan var yani, değil mi? Şikayet eden namerttir, bizden de değildir. Son saldırıyı yapmak için hesap değiştirip hemen geleceğim ama öncesinde bir yükseltme yapalım. Dur bakalım. Bir yükseltme yapmayı hak ettik diye düşünüyorum. Muhtemelen böyle ıvır zıvır bir tuzak yükseltmesi yapacağız. Bakalım. Hiçbir şey basamıyormuş. Neyse. Devam. Evet efendim, geldik. Hem videonun hem de bu ayki klan savaş ligleri saldırılarının sonuncusunu gerçekleştirmeye, icra etmeye. Gönül istiyor ki güzel bir 3 yıldızla kapanışı yapalım. Elimden geleni yapacağım ama olmazsa da sıkıntı yok diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Evet. Ekipman yükseltmesi yapamıyorum. Herhangi bir şekilde farklı bir yükseltme de yapamıyorum. Duvarları saymaz isek. O yüzden direkt saldırımıza geçelim istiyorum. Hadi bakalım. Şaka maka son saldırı.
Bir hikayede böyle bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet, düzen güzel arkadaşlar. Üçleriz burayı. Ezer geçeriz burayı. Çatır çutur üçleriz burayı demedi demeyin. Ters taraftan gireceğim. İşte şu klan karesindeki buz golemler var ya, hiçbir şey korkutmuyor. Düzeni de geçtim. Bunlar çok sıkıntı ya. Ben yine de belediye binası monolit şu bölgeyi sarmaşıklarla etkisiz hale getireceğim. Muhtemelen X aydınlarında. Gerekirse monolit ilkinde açıkta kalsın ama X ayları vurursa çok hasar yeriz. Duvarlar açık olduğu için kralı ve uçan kışlıyı sağ taraftan gönderebilirim diye düşünüyorum. Böyle bir lüksümün olduğuna inanıyorum. Şampiyona doğru göndereceğim çünkü şampiyon delikanlı bir hero'dur. Kraliçe gibi, koruyucu gibi tırsak tırsak duvarların arkasından vurmaz krala. Biz de onu rahatlıkla devre dışı bırakmış oluruz. Evet, saldır butonuna tıkladım gitti. Kafada planı kurduk. Bakalım işe yarayacak. Ulan tek yıldızda kalmayalım da. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Evet. Böyle hemen duru itler. Müdür. Yardımcısı. Şu sol tarafa doğru kral. Uçan kışta. Ulan kralı bıraktık burada ama inşallah sola gider. İçeriden giderse de sıkıntı yok. O da bizim. Bak o da güzel hikaye ha. Diyor ya. İçeriden giderse de sıkıntı yok. Evet, bastım koruyucunun özelliğini. Sabırla bekliyorum şu an. Vatandaşlar uyanık, buz golemleri yetmiyor. Yanına bir tane de cadı alıyor. Hakikaten çok tehlikeli. Ben şurada bir tane daha öfke büyüsü kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle X aylarını kapsayacak şekilde birinci sarmaşık büyüsünü değerlendirdik. Kralın ardından atacağım şampiyonuma. Bak orada X ayı falan daha açıkta kaldı. Şu kralla birlikte kaya saçarı ve X ayını dondurmaya karar verdim. Defansif kraliçe çok yaramazlık yapmaya başladı. Onun bir an önce indirilmesi lazım. Gayet güzel. Cümle bitmeden çoktan yerle yeksan etmişler bile. Şu anda gördüğüm şey fena değil arkadaşlar. Çok iyi değil. Daha ilerini gördüm ama fena da bir görüntü yok açıkçası. Hemen şöyle bir tane daha sarmaşık değerlendiriyorum. Üst tarafta monolit açıkta kaldı. Bence bu iyi. Hemen şöyle bir dondurma çakalım. Şampiyonumuzu öldürmesin. Ulan D bombalar M bombalar. Bayağı bir şampiyonu tokatladılar ama monoliti indireceğiz gibi ya. İnşallah. Abi indiremediler. İnanamıyorum. Tilki hayatta. Abi iskeletlerin yaptığı işe bak. Monolite mecburen bir tane daha dondurma atmak zorunda kaldım. Atmasam şampiyonu öldürecekti ya. Kafayı yersin ya. Şöyle sol tarafa doğru bir sarmaşık atacağım. Önce sağ tarafı temizleyelim. Ondan sonra da binayla birlikte bitiririz. Kraliçenin aşağı gitmesi hiç iyi olmadı. Ama sıkıntı yok. Bak şampiyon gıdım canlı. 3 hero'muz da özelliğiyle birlikte hayatta. Şimdi bastı ama bence hakkını verdi. Şu ormanlar yolu açarsa rahatlıkla bir 3 yıldız gelecektir burada. Tamam, kraliçenin önü açık. Kralın özelliği de elimizde. Geldi gibi be. Tekte kalmayacağız bak. Orası kesin zaten. Tekte hiçbir şekilde kalmayacağız. Ama 3 yıldız gelirse tabii ki de buna da hayır demeyeceğim. Kraliçenin özelliğine direkt bastım. Binayı indirsin diye. Devamında da kralın özelliğine bastım. Deprem çizmelerinin etkisi sayesinde isabet puanı azalmış. Seken topu da indirdi arkadaşlar. Evet, 3 yıldız geldi. Birazcık zor oldu. Lan bir şey söyleyeceğim. Ben fark etmedim. Nerf falan mı geldi? Yoksa ben mi bugün çok kötü oynuyorum ya? Hakikaten zorlandık. Önceki günlerde de sağlam köyleri. Hatta efsanelikte çok güzel işler çıkarttım. Böyle 3 yıldızlar peşi sıra geliyor. Anlamadım yani. Bugün böyle birazcık ters gitti işler. Bak 2 tane tek yıldızımız var. En tepede de %97 2 yıldız. 40 yıldızla savaşı tamamlıyoruz. Bu da bize net bir birinciliği getirmiş oluyor arkadaşlar. Hesap başına da tam tamına 310 tane lig madalyası alacağız. Artı bonus madalyalar. Videonun başında da söylemiş olduğum üzere bir sıkıntı problem çıkmazsa, gecenin o saatinde ayakta olursam videoyu editlemeden önce bonusları da dağıtacağım. O şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Eğer yapamadıysam da kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bye.